Kıyma için gerekli olan malzemeler 3 yumurta sarısı, 4 yemek kaşığı nişasta, yarım su bardağı şeker, 1 tatlı kaşığı tereyağı, yarım litre süt ve 100 gram bitter çikolata. Yumurta sarısı ile şekeri çırpıyorum. Şekerleri eriyip rengi açılınca nişastasını ilave ediyorum. Tekrar çırpıyorum. Bu sırada sütün kaynaması için tencereye ilave ediyorum. Sütümüz kaynayınca bu yumurtalık karışımı ilave edeceğim. O sırada nişastayla yumurtalık karışımı karıştırıyorum iyice. Yumurtalık karışımı yavaş yavaş ilave edeceğim. Bu yumurtalı karışımı şimdi sütün içine ilave ediyorum. Kaynayan sütün içine ilave edeceğim. Ve muhallebi kıvamında pişireceğim. Tekrar ocağıma alıyorum. Yumurtalı karışımım koyulaştı. Ocağımın altını kapatıyorum. Muhallebim sıcakken çikolatalarını ilave ediyorum. Çikolatası eridikten sonra da tereyağını ilave edeceğim. Kullanabilirsiniz. Bitter çikolata istemiyorum derseniz beyaz çikolata da kullanabilirsiniz içine. Çikolatası eridi. Tereyağımı da ilave ediyorum. Ara kreması hazır. Böyle daha çabuk soğuması için bir kaba alıyorum. Mutlaka üzerine streç yaparsanız o
kremanın üzerinde kabuk bağlamasını engellemiş olursunuz. Pastası için gerekli olan malzemeler: yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su, yarım yemek kaşığı şeker, bir çay kaşığı tuz, 80 gram tereyağı, 125 gram un ve 4 yumurta. Öncelikle sütümü, suyumu, şekeri, tuzunu ve tereyağını ilave edip kaynatıyorum. Kaynadı, eridi, tereyağımız eridi. Şimdi unu ilave ediyorum. Bir tahta kaşıkla karıştırıyorum. Onu güzelce karıştırdıktan sonra tekrar ocağa alacağım. 1-2 dakika karıştıracağım. Tekrar onun güzelce özleşmesini sağlayacağım. Ocağın altını kapatıyorum. Ocaktan aldığımız bu hamurun oda sıcaklığına soğumasını bekleyelim. Daha sonra yumurtalarını ilave edeceğim. Oda sıcaklığına gelen hamurun içine yumurtalarımı ilave ediyorum.
Sıcak fırında 180 santigrat derecede pişiriyorum. Isıttığım, ocakta ısıttığım krema ile çikolatayı birleştiriyorum. Ben bitter ve sütlü çikolata kullandım. Siz isterseniz sadece bitter kullanabilirsiniz. Kremanın sıcaklığı ile çikolatanın erimesini sağlayacağım. Kremanın içinde çikolata eridiği zaman ganajımız olmuş demektir. Oda sıcaklığında soğuyan ara kremamızı poşetimize alalım. Yaptığımız ganajı üzerine sıkacağım.